Adınız nedir? Hasan. Hasan Bey, nerelisiniz? Edirne'liyim. Nerede ikamet ediyorsunuz? Sultan Gazi. Gazi Osman Paşa'da zaman geçiriyorsunuz herhalde. Canım yani. İlçe belediye başkanı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Hasan Tahsin Bey'den beklentileriniz nelerdir? Biz Hasan Tahsin Bey'den fazla bir beklentimiz yok. Sadece kendi bünyesinde çalıştırdığı elemanları halka, televizyona gördüğümüz gibi değil de hakikaten araştırmacı, bir belediyeci olarak. Yani kim ne kadar maaş alıyor? Çünkü televizyonlarda görüyoruz. Kim ne kadar maaş alıyor? Hakikaten hak ediyor mu? Kendi yandaşları var mı? Önemli olan şey budur. Yani insan ayrımı yapmadan bence sınavlara girip de her şeyi daha doğru yaparlarsa bence daha iyi olur. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde memnun kaldığınızda da şikayetçi olduğunuz ek hizmetler var mı? Şimdi belediyecilik dediğimiz zaman tabii biz buna fazla biraz uzun boyutlu olur ama belediyecilik dediğimiz zaman ben bir belediye başkanından istediğim ancak kendi odasında oturmak değil de halkın arasında fazla korumaları olmadan. Amerika'da bakıyorsun başbakan bile korumasız geziyor. Ama maalesef Türkiye'de baktığın zaman bir belediye başkanı, bir muhtar bile peşinde en az 20 tane korumayla geziyor. Olay bu. Belediyecilik olarak örnek göstermek istediğiniz bir belediye var mı? Bence İmamoğlu. Belediyeye en son neden ve ne zaman müracaat ettiniz? Belediyeyle pek bir işimiz olmuyor. Yani bizim başımızda annemiz babamız olduğundan dolayı fazla bir işlerimiz olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan beklentileriniz nelerdir bir İstanbullu olarak? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerimiz, özür dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerimiz zaten kendisi yapacaklarını söylüyor. Yani dün biz Tayyip Erdoğan'a inandıysak, bugün de İmamoğlu'na inanırız. Eğer beğenmezsek onu da değiştiririz. Muhakkak. Önemli olan dürüst olmaktır, doğru konuşmaktır. Konuştuğunu da yerine getirmektir. Şimdi biz bugün İmamoğlu'na da dikkat ediyoruz. Kimi seni unutmayacağım dediyse o onu unutmuyor. Ama diğer siyasilere baktığın zaman, milletvekilleri de dahil, seni unutmayacağım dediği zaman ya başına bela geliyor ya da içeride soluğu alıyor. Olay bu. Son olarak kanalımız aracılığıyla belediye başkanına iletmek istediğiniz mesaj var mı? Var. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.